Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir haber. Uzmanlara göre lunç fiyatının 1 dolara yükselmesi 6-7 yıl sürebilir. Şimdi evet arkadaşlar bir kere böyle bir şey var. Yani genel anlamıyla böyle e, tahmini şeyler veriliyor. Yani haber sitesinin yazdığı şey de doğru. Genel anlamda e, santiment vesaire de işte yorumlar yaptı biliyorsunuz. Geçmişten yani aylar öncesinden günümüze işte bu klasik 6-7 yıl e, muhabbeti genel anlamda veriliyor. Şimdi bu bağlamda bir kere şunu bilmek lazım. 1 dolar seviyesi için 6-7 yıl e, hususunda. Şu an hala işin çok başındayız. Yani arada keskin bir şey var arkadaşlar. Şimdi bir kere şunu bilmek lazım. Tera Klasik'in 6-7 yıl yaşayıp yaşamayacağını bilmiyoruz. Bakın çok net bir şey söylüyorum. Yani 6-7 yıl boyunca yaşar mı yaşamaz mı? Bakın bu bir soru işareti. Şimdi bu neden bir soru işareti? Çöküşle birlikte farklı farklı şeyler de geldi. Yani yatırımcıların ne yönde tepki verecekleriyle alakalı da çok fazla durum var. Şimdi çöküş geldi örneğin Duvon, şimdi adam tutuklanacak mı? Tutuklandığı takdirde yatırımcı nasıl bir tepki verecek? Normalde bu arada şeydir yani uzun vadede şahit projeye zarar verecek bir durum olmadığında Duvon'un tutuklanmasının yatırımcı açısından hiçbir sıkıntı yaratmaması hatta olası bir durumda proje sabitken Duvon'un yani e Terra CEO'sunun el değiştirmesi açık söylüyorum Tera yatırımcısı için bayram günüdür arkadaşlar. Tamam mı? Duvon bu projede ayak bağıdır. E, hiçbir başarısı olmayan bir adamdır. Çok açık söylüyorum. Eğer aksini düşünüyorsanız arkadaşlar e, çöküş mağduru e, değilsiniz de demek istemiyorum. Yani çöküş mağduru olup olmamanın da alakası yok. Adam piyasayı resmen şey yaptı ya. Milleti resmen ne uğrattığını şaşırttı yani. Her neyse e, şimdi bununla birlikte şöyle bir durum var yani. Duvon tutuklanacak mı? Yatırımcı nasıl tepki verecek? Duvon tutuklandıktan sonra Tera projesine ne olacak? Tera ve Tera klasiği. Ben burada olumsuz bir şey olacağını dediğim gibi düşünmüyorum. Çünkü Güney Kore bu duruma e, muhakkak el atacaktır. Ancak şunu söylemeye çalışıyorum. Çöküşün getirdiği devamında ortaya çıkacak çok belirgin belli başlı ana unsurlar var. Yani projenin as adamları hala daha e, gözetim altında ve Bunların değişmesi durumu aslında an meselesi. Yeni gelecek kişiler nasıl stratejiler e, izleyecekler arkadaşlar. Bakın bunlar çok önemli. Yeni bir stable coin çıkıyor şu an Terra'da. Yeni stable coin uzun vadede USDC'den yatırımcılar çekecek mi? Ya da tam tersi mi olacak? Ben mesela tam tersi olacağını düşünüyorum. USDC'nin yeni stable coin'den e, yatırımcı çekeceğini düşünüyorum. Şimdi bunlar. Çok farklı unsur, e, unsurlar ve üzerine etkileyebilecek ana etmenler ve hepsi çok 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 önemli. E, örneğin USTC'yi ne kadar yakmaya devam edecekler? E, yahut nasıl bir strateji izleyecekler? Önce tamamen USTC üzerine yakımları yoğunlaştırıp devamında lunca mı kayacaklar? Yoksa e, bir ondan bir ondan tarzında gidecekler ve yakım yapıldığı an itibariyle piyasa şartları ne olacak? Yani bu kadar anlattım. Ee, anlamanız gereken şey şu arkadaşlar. Yani 6-7 yıl e, makul diyebileceğimiz bir şey. Ama burada oynamalarda çok fazla ve çok değişken bir durum. Anlatabiliyor muyum? Yani 6-7 yıl sonra bunun olabilmesi için öncelikle başlı başına Tera Klasik'in güçlü ve ayakta kalabilir durumda olması lazım. Bunun için de gereken şey mesela bakın yine çok önemli. Kimsenin umrunda değil böyle şeyler ama genelde piyasadaki küçük yatırımcı tokadı yedikten sonra uyanır arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı var. Şimdi e, kripto piyasası çok ciddi bir e, geçiş dönemi içerisinde. Ya Allah aşkına şunu bir geç ya. Şimdi çok ciddi bir geçiş dönemi içerisinde. Bu da düzenleyiciler. Terra çöktükten sonra düzenleyiciler konusunda arkadaşlar kripto piyasasında ciddi halde bir atak oldu. Bütün ülkeler e, raporlar çıkardı, düzenleyicilerini belirledi. E, kripto paralar üzerinde işte belli başlı hareketlenmeler meydana geldi. Hatta bu sebeplerden dolayı pek çok piyasadaki CEO büyük kişi ne dedi? Tera çöküşü uzun vadede kripto piyasası için olumlu bir durum oldu dedi. Çünkü ülkelerin gözler tamamen kriptonun üzerine çekildi. Doğal bir reklam. Şimdi. Burada asıl önemli olan ve CZ'nin de hakkında olumlu konuşmasının sebebi nitekim benim de belli başlı projeler olur. Bunlar e, kimisi kabul edilir, kimisi edilmez. Saçma sapan coin'ler var piyasada e, ve maalesef küçük yatırımcı bunlara mesela yatırım yapmaya bayılıyor. Varını yoğunu basmaya bayılıyor ve çok riskli. Tamam mı? Küçük coin'ler. Hepsi demiyorum, bazısı. E, risk ödül mantığında resmen uçuyor bu tarz coin'ler ve e, yatırımcı çektikçe risk de artıyor tamam ödül artıyor ama risk aldığının da farkında olman gerekiyor. Düzenleyiciler bu noktada önemli. Düzenleyiciler denetleyecek örneğin ABD'nin düzenleyicisi diyecek ki iyi bitcoin güzel bitcoin'in e, bu ülkede varlığını sürdürmesi kabul edilir diyecek ve resmi olarak onaylayacak bunu arkadaşlar. Yani e, bunu kabul edecek tabii ki belli başlı şeyler olur işte vergilendirme gelir e, o gelir bu gelir şu gelir ama genel anlamda tam anlamıyla ülkede e, resmen şeyden kendi para biriminden farkı kalmaz uzun vadede anlatabiliyor muyum ki çok ciddi de bir güven olur. Dolayısıyla öte yandan bu şu anlama geliyor düzenleyiciler belli başlı projeleri kabul etmezler tamam mı? E, satışlarını ve bulunmalarını kabul etmezler. Ha, bu doğrultuda yine, Örneğin bazı e, borsalar mesela biz de kaldıraç yasak. Açılıyor ama açılıyor. Yani borsalar bu e, noktada şu an mesela e, el sıkışmalarına rağmen belli başlı noktalarda e, verdikleri sözlere uymuyorlar. Açık bir şekilde söyleyeyim. Yani ha tamam diyor şöyle böyle ama bir şekilde hemen işin farklı bir yolunu buluyor. İlerleyen vakitlerde ne olur? Mesela şimdiki şartlar altında görüş o olacaktır ki Kabul etmezler luncu ama örnek veriyorum yatırımcıya bir şekilde borsa luncu satar. Veya öyle bir anlaşma olur ki tamamıyla bu tarz coinler delist edilir. Bakın bunlar çok radikal şeyler. Ama her iki ihtimalde olası. Tamam mı? Bu düzenleyici muhabbeti de önemli. O yüzden şu anda bir an önce Terra projesinin kendisini uzun vadede iyileştirmesi gerekiyor. Yine düzenleyicilerin yanı sıra bu çöküşten dolayı özellikle e, bozulmuş bir proje olması Terra Class'in. teranın da yeni bir ekosistem olması Dolayısıyla bir güvensizlik var ve e, büyük büyük e, yatırımcılar Yahut işte firmalar kurumsallar ağı tercih etmiyor Arkadaşlar bu gibi durumlarda e, Cabası Dolayısıyla bu tarz durumlar mevzu bahis anlatabiliyor muyum yani e, bu büyükler kabul edecek mi ettiği takdirde e, iyi. Etmediği takdirde borsalar şimdiki tutumunu izlemeye devam edecekler mi? Yoksa ciddi anlamda kağıt üzerine uyacaklar mı? Bütün bunlar arkadaşlar çok tam anlamıyla yani şu soruya cevap veriyor aslında. Daha doğrusu cevap veremiyor. 6-7 yıl sonra tera klasik yaşıyor olacak mı? Bunun için aslında şunu söylüyorum. Yani spekülatif hareketler çok fazla. Ondan dolayı yatırım stratejisi yatırımcısıysanız e, siz tutup 10 yıl sonraya bırakıyorsanız harbiden şey var yani ortada e, belli bir risk var hatta şeyler diyor ya bazı belli başlı kişiler de şey dedi yani e, yapılacak yatırımlarda biraz daha e, cüzi miktarlar üzerinden gidilmeli. Evet öyle arkadaşlar yani e, varını yoğunu basıp uzun vadeye yatıran kişi gerçekten e, piyango yani anlatabiliyor muyum gerçekten olay. Piyangoya doğru gidiyor. E, bu şekilde de anlatmış oldum. Ha Şunu kesinlikle söyleyebilirim ve gerçek kesinlikten kastım. Gerçekten bunu düşünüyorum. E, Lunch önümüzdeki işte bir iki yıl içerisinde bir dahaki boğa sezonunda iyi yükselişler yapacağını düşünüyorum. Talep çok fazla. Hele yakım yaparlarsa e, ciddi yükselişler yapar. Ama dediğim gibi bu önümüzdeki bir iki boğa içerisinde yani o 6-7 yıl içerisinde bu radikal sürede... E, düzenleyiciler vesaire gibi unsurlar önemli. Büyük yatırımcının teşvii önemli. Yani bir noktadan sonra olay çöküşteki gibi yapay şişirme olayına giderse arkadaşlar yapay şişirme dediğimiz bunu da değerlendirmiştik. Gittiği takdirde e bir noktadan sonra ne olacak? Proje e yine patlar yani anlatabiliyor muyum? Bu o zamanki gibi bir çöküş olmasa da şeye döner. Yani coin yükseldi. Doğal bir altcoin'in ölümü gibi. Mesela bir ara bir video yaptık. 2013 yılındaki kripto paralar ilk 10 ve şimdiki diye. Sadece Bitcoin ve XRP var ilk 10'da. Diğerleri zamanla paket olmuşlar, ölmüşler yani. Tamam mı? Hani bu misal dönemin çağına ayak uyduramama gibi durumlar olabilir arkadaşlar. İşte bu etapta da tamamen anlattığım unsurlar devreye giriyor. O yüzden 6-7 senelik bir durum. İyi bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Gerçekten de uzun vadede iyi hareketler yapılması lazım ekip tarafından arkadaşlar. Kalıcı çözümler meydana getirilmesi lazım ki üzerindeki bu genel ambargoyu kaldırabilsinler. 6-7 yıl gibi bir süre verildiğinde üzerine yapılacak genel yorumlar aşağı yukarı bu şekilde olur. Dediğim gibi daha kısa vade zaman dilimi içerisinde, spekülatif hareketlerden yatırımcılar e, yararlanır vesaire. Ancak bir noktadan sonra özellikle düzenleyicilerden geçemediği ve e, borsalar yüz çevirdiği takdirde gitgide talebi azalan bir e, proje haline de gelebilir bundan yıllar e, sonra. Bakalım neler olacak, çalışmalar nasıl olacak, e, neler getirecek? Hepsini de bekleyip göreceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.